Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size Google reklamlarında potansiyel müşteri formu nasıl yapılır, o reklamlara nasıl uygulanır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. İlk öncelikle burada kampanyalarımda bakın bir adet aktif kampanyam mevcut. Bakıyorum, reklam grubu 1. Şurada İngilizce eğitim diye bir reklam kampanyam mevcut. Ben bu reklama ne yapmak istiyorum? Form uzantısı eklemek istiyorum. Yani müşterilerin, öğrencilerin şeylerini, bilgilerini toplamak istiyorum. Şöyle yapacağız. Bakın arama kampanyası bu. Arama ağı. Telefonla arasınlar. Ama telefonla arama olmayınca ben burada şimdi potansiyel müşteri form uzantısı yapacağım. Google Ads'ye geldim. Burada reklamlar ve uzantılara tıklıyorum. Altında bulunan uzantılara tıkladım. Ve burada artı ya basarak potansiyel müşteri formu uzantısı. Bakın bu şekilde bir ön izleme çıkıyor. Diyorum ki ben kampanyayı uygulamak istiyorum. Bu kampanyaya kampanyamız neydi? İngilizce eğitim. Başlık İngilizce Dil Okulu diyorum. İşletme adı ENG Dil Okulu diyorum. Bakın açıklamaya da 200 karakter sığdırabiliyoruz. Bakıyorum buradan İngilizce Dil Okulu diye açıklamalarda neler var? Bakın burada İngilizce kursu %60 indirimli. Bu da bizi web sitedeki forma yönlendiriyor. Ama biz Google şeyi oluşturacağız. Uzantısı. Bunu kopyalıyorum ben direkt. Siz tabii de böyle bir şey yapmayın. Kendi şeyinizi girin. Daha sonrasında sorularda at istiyoruz. Ad ve soyadı. Telefon numarası, e-posta olsun. Doldurduklarında isim, soy isim, e-posta, telefon numarası. Bunları ben kendi bilgilerimin altına toplayayım. Ek bilgiler. Diyorum ki 18 yaşından büyük müsünüz? Sebebini açıklayayım. Ben yurt dışında okumak isteyenlere İngilizce Dil Okulu veriyorum. Burada uygunluğu belirleyen sorular. Bunu sormuyorum. Arka plan resmi ekleyebiliriz. Buradan Öge kitaplığımızda bakalım var mı? Onu da nerede gözükeceğini size göstereceğim. Şunu bir seçeyim. Neyse bir daha yükleyelim. Böyle bir tane görsel. Şöyle şunu seçeyim. Yükleniyor diyor. Bekliyorum şu an. Bu dosya yüklenemedi dedi. Daha düşük bir şey var mı diye bakıyorum. Çünkü burada da resimleri yüklerken belirli bir ölçüleri oluyor. Mevcut ölçüler oluyor. Bakalım bunu yükleyebilecek mi? Bu da yüklenmiyor. Yükle deyip bir adet daha deneyeyim. Olacak mı? Olmuyor.
Bunu nasıl çözersiniz? Google form görsel boyutu diye araştırarak, bakın burada boyutları gösteriyor. Ona uygun boyutta görsel yükleyebilirsiniz. Bu görsel nerede gözükecek? Şurada. Hani logonuz da olabilir. Bu. Daha sonrasında iniyorum aşağıya. Burada form gönderimi tamamlandı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sizinle şöyle, sizinle en kısa süre içerisinde iletişime geçeceğiz. Bunu yazdım. Siteyi ziyaret et var. Burada ben site koyuyorum. Bakın siteyi ziyaret et dediğinizde tıkladığınızda çıkıyor. Burada reklamda ne gözükecek? Diyorum ki bize ulaşın. %50 indirim fırsatını kaçırma diyorum. Bakın. Burada o da çıktı. Daha sonrasında potansiyel müşteri formu gönderimleri ayarlı diyorum. Diyorum ki Gmail tarafından. Kurmadan önce potansiyel müşteri formunu tamamlayın. Şunu da koyduk. Buradan verileri nereden alsın diyorum. Gmail üzerinden. Alsın ayarlar. Şöyle. Yok, bunu istemedim. Gmail dedim. Yeni Google EDC potansiyel müşteri için Gmail üzerinden e-posta gönderin. Şöyle sonraki diyorum. Yetkilendir diyorum. Veri entegrasyonunu uygula diyorum. Hesap oluşturma. Bunun şeyini yaptıktan sonra ayarlayabilirsiniz. Bakın ne işe yarıyor? Hizmet talebi kampanyası en şekilde yer almak için dönüşüm hunniniz genelinde etkinlikleri ölçün. Yani bir satış hunnisi oluyor. Dönüşüm hunnisi, bakın burada da yazıyor. Pazarlama dönüşüm hunnisinin tüm bölümlerin edindiğiniz dönüşüm verilerinizi birleştirerek müşteri yolculuğunuza dair kapsamlı bilgilere ulaşın. Yani tüm detayları, bütün istatistiklere ulaşabiliyoruz. Kaydet diyorum. Kaydetmesini bekliyorum. Şu an şurada bir oynama var. Bekleyin 1-2 dakika daha, 2 saniye daha bekliyorum. Genel bakışa bakalım. Şu an gerçek bir reklam oluşturmadığım için çıkmıyor. Bunu yaptıktan sonra potansiyel müşteri formunuz reklamlarınızda gözükecek. Ve bunu kaydettiğimiz için daha sonrasında vereceğimiz reklamlarda uzantılar kısmı var. Uzantılar kısmından bunu şey yapabileceğiz, kullanabileceğiz. Şuradan bir reklamlara geleyim. Şöyle bunu düzeltelim diye. Bunu şey yapmayacağım.
Düzenle reklam rotasyonunu değiştir. Ya burada olmuyor. Otomatik uzantılara bakayım. Eklenmiş mi? Eklenmemiş. Yani size söylediğim gibi şu an neden olmadı? Bu gerçek bir reklam değildi. Ondan kaynaklı olmadı. Siz gerçek bir reklam verdiğiniz zaman bu uzantı eklenmiş olacak ve müşterilerden form talep edebileceksiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Şöyle son bir kere buradan da deneyeyim tekrar. Belki yapabiliriz. Yok, şu an yapamıyoruz. Çünkü gerçek bir reklamımız yok. Dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.